Her şeyden önce 15 canımızı kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yine halen hastanede yaralı olan kardeşlerimiz var, insanlarımız var. Onlara da acı şifa diliyoruz. Elbette ki büyük bir felaket, bir tufan. O şekilde değerlendirmek lazım. Olabildikçe bütün bölgeyi, insanlarımızı acıya boğan bir olay. Ve zaten taziyede binlerce, on binlerce insan geldi. Hepsinin yüreğinde bir acı vardı. Elbette ki acılarını ortadan kaldırma şansımız yok ama olabildikçe başından sonuna kadar o ailelerin yanında olduk. Bütün ihtiyaçları neyse karşılandı. Her türlü ihtiyaçları karşılandı. Arkadaşlarımız günlerce orada kaldı. Ve ihtiyaçları, eksikleri tespit ederek müdahale ettiler. Yine yangının olduğu gece, biz zaten gece hemen Mazlıdağ'a hareket ettik. Haberi alır almaz. Orada bir koordinasyon oluşturduk. O koordinasyon bizlerle ilişki kurmak, eksikleri tespit etmek, oradaki ihtiyaçları karşılamak için bir çalışma yaptılar. Bu çalışmaları yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca sadece Mardin değil, Diyarbakır'dan itfaiye geldi, Van'dan arkadaşlarımız geldi müdür, Cizre'den, Batman'dan. Ya bütün belediyelerimiz bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdi. Tabii ki bizim yaptığımız tespitler ve köylerle yaptığımız görüşmelerde DEDAŞ'tan yani elektrikten kaynaklandığını açık bir şekilde ifade etti. Gözleriyle görenler oldu. Savcılığın yaptığı soruşturma da yine DEDAŞ'tan elektrikten kaynaklandığı şeklinde bir açıklama yapıldı. Ama halen şirket ve iktidar partisi bakanlar bunun anızdan kaynaklandığını ifade ediyorlar. Oysa ki köylüler, sivil toplum örgütleri hepsi bu konuda çalışmaları yaptı. Tespitlerini yaptılar. DEDAŞ'tan kaynaklandığını tespit ettiler. Elbette ki Mazlıdağ'daki olay yani bir tufan, bir felaket şeklindeydi. Burada bu bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerektiği inancındayım. Bu konuda bir çalışmanın yapılması gerekir. Gerçekten bu iktidar, hükümet bir duyarlılık gösteriyorlarsa burada büyük mağduriyet yaşandığı, canların ötesinde büyük bir mağduriyetin yaşandığı bir durumda gerçekten gereken desteği vermesi lazım. Ve bir afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerekir. Üzüntümüz büyük, acımız büyük. Tekrar ifade etmek istiyorum ki gerçekten o yaşananlar bütün halkımızı büyük bir üzüntüye sevk etti. Ama bizler de bir dayanışmayla bunların bu acılarına nasıl merhem oluruz, acılarını nasıl azaltırız, bunun çalışmasını yapıyoruz. Yani taziyelerinde de aslında bunu gösterdik, herkes gördü. Belediyelerimiz, özellikle Büyükşehir Belediye'miz gece gündüz 3 gün orada çalışmalar yaparak oradaki gelen misafirleri karşılayacak, ihtiyaçlarını giderecek bir çaba içinde oldular. Elbette ki bu felaketin çıkışını kimse istemez ama bu acıyı dindirmek için herkese görev düşüyor. Bu konuda da burada bir çağrıdır aslında. Hem devlete, hem hükümete, hem de bu konuda imkanları olan insanlarımızın bu acıyı azaltmak için bir destek, bir yardım elini uzatmaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok perişan bir durumda. Ve aileler, zaten yoksul bir köy, çok yoksul bir köy. Binlerce dönüm arazi, buğday tarlaları yandı. Hayvanları telef oldu, yandı birçoğu. Yine tarım alanında işte sulama için getirdikleri tarım borular falan hepsi yandı. Bugün bir borunun fiyatı 500-600 bin lira.
Yani binlercesini tuttuğu zaman mağduriyetin ne kadar büyük olduğu ortada. Hepimiz el birliğiyle yardım etmeliyiz, bu acıyı azaltacak bir çalışma içinde olmalıyız diye düşünüyorum. Yani haberi alır almaz itfaiyemiz 15 arabayla yola çıktı. 103 personelimiz anında yangına müdahale etti. Ama tabii ki çok büyük bir yangın. Yani uçaklar olmadan, helikopterler olmadan o yangını söndürme imkanı yoktu. Ama bütün buna rağmen hem köylüler hem bizim arkadaşlarımız itfaiye ateşi kontrol altına almak için çok büyük çaba gösterdiler ve ateşi bir kontrol altına aldılar. Tabii ki böyle büyük bir yangında havadan müdahale edilmediği takdirde bunu söndürmenin kolay olmadığını herkes biliyor. Ancak hemen hem Tarım Bakanlığı'nı hem Çevre Bakanlığı'nı hatta İçişleri Bakanlığı'nı aradık. Ya sonuçta gece helikopterlerin görüşü olmadığı için işte müdahale edemeyeceklerini bize bildirdiler. Biz de bütün çabamızla bu yangını kontrol altına almaya çalıştık. Ya elbette ki Mardin büyük şehir olduğu zaman aslında bir altyapısı, bir hazırlığı yok açıkçası. Yani büyük eksiklikler var. Ve bugün milyar liralarla borçlanmış bir belediyenin gerçekten makina, ekip konusunda çok büyük eksikleri var. Şimdi bakıyorsunuz 5 milyar lira bir borç bırakılmış ama baktığınızda bu 5 milyar lira nereye harcanmış? Gerçekten bunu hayretle karşılıyoruz. Yani ne şehirde, ne makina ikmaldan, ne başka konularda herhangi bir yenileme, bir gelişme olmamış. Şimdi şu anda 7 dozerimiz var, 5'i yatıyor tamir içinde. Yani hiçbir şey yapılmamış. Ama bakıyorsunuz büyük bir borç bırakılmış. Peki buna nereye harcandı? Yani gerçekten bunu tespit etmek zorunlu olan. Son 6 ayda Halkbank, Ziraat Bankı, Vakıf Bank ve Deniz Bank'tan krediler alınmış. 500 milyon, 600 milyon, 700 milyon. Bunun nereye harcandığını bile tespit edemiyoruz. Yani ortada bir proje yok, ortada bir çalışma yapılmış, bir çalışma yok. Bir itfaiye aracı almış. Şimdi Mardin'in bugün 25 katlık bugün apartmanlar yapılmış ama itfaiye en fazla 10-15 kata çıkabiliyor. Yani Allah göstermesin 25. kata bir yangın olduğu zaman itfaiyemizin müdahale etme şansı yok. Yani bir böyle bir durumdayız. Yine işte köy yolları var, bir kırsal kesimi çok büyük bir yol. Mesela bir asfalt makinesi yok, asfaltı yapacak bir makine yok, araç yok. Yine bu ihtiyaçları karşılamak için işte bir konkosero ihtiyacımız var ama bir sadece bir sabit konkosörümüz var. Ama 5000 kilometrelik yolu olan bir köy yollarıyla birlikte söylüyorum. Bir şehirde açıkçası bir mobil konkasörümüz yok. Yani bir köyde, bir şeyde, bir ilçede ihtiyaç olduğu zaman o sabit yerden işte malzemeyi taşıyoruz. Bu da büyük bir maliyete neden oluyor. Yani bütün bu eksiklikler ortadayken çok büyük bir başarıyı elde etmek imkanımız yok, şansımız yok. Ama bütün imkanlarımızla, gücümüzle halka hizmet etmeyi esas alıyoruz. Halkımız da belediyenin ne durumda olduğunu çok iyi biliyor. Evet, yapılması gereken çok iş var. Yapmamız gereken çok iş var.